Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün herkesin bayılarak yediği nohutlu pilav yapacağız. Tavuk eti üstüne dideceğim. Önce tavuk suyunu çıkartmak için çorbalık kemikli tavuklarım vardı. Onları haşlayacağım. Üstüne ditmek için tavuk göğüslerimi haşlayacağım. Bir ölçü pirincim var. Bunu tuzlu sıcak suda bekleteceğim. Burada nohutum var. Bunu akşamdan ıslattım. Şimdi haşlayacağım. Hepsi hazır olunca pişirmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, tavuklarımız hazır. Sularını çıkardık. Göğüsleri dittim. Hazır soğuyor şimdi. Buraya biraz tereyağı koyuyorum. Şöyle çeyrek çay bardağı kadar da sıvı yağ ekliyorum içine. Tereyağıyla sıvı yağ ısınsın, tereyağlar erisin. Şöyle içine bir ölçü pirinç ıslatmıştık. Bunu iyice nişastası çıkana kadar yıkadım. Şimdi içine atıyorum. Şimdi bunu böyle pirinçleri kavuracağım. Bir ölçü. Pirinci ölçtüğümüz kapla bir ölçü tavuk suyundan. Ben bire 1,5 koyuyorum her zaman. Evet. Doluca bir tatlı kaşığı kadar tuzumu koyalım. Şimdi önce bir hızlı ateşte bunu kaynasın. Sonra en kısığını alacağız. Sonra nohutunu ilave edeceğim. Ve öyle pişecek. Şimdi bir kapağını kapatalım. Şu anda kaynadı. En kısığını alalım. En kısığını alalım. Ağzını kapatıp pişmesini bekleyelim. Evet, hafif sulu iken şimdi bir ölçü ıslattığımız, pişirdiğimiz nohutu ilave ediyorum. Nohut ölçüsünü siz kendinize göre ister az ister daha fazla da koyabilirsiniz. Şöyle karıştırıyorum. Suyunu çekene kadar ağzını kapatıp bekliyoruz. Evet arkadaşlar, böyle kağıt koyarak biraz dinlendirdik. Pilavımız tane tane oldu. Çok güzel oldu. Şimdi servisimizi yapalım. Dittiğimiz tavukları biraz tuzladım. Karabiber serptim. Ölçümün altına şunu önce tavukları koyayım. Sonra nohutlu pilavımı.
Harika oldu. Dışarılarda yemeğin evimizde mis gibi yapabiliriz. Şimdi bunu evet arkadaşlar, servisimiz hazır. Nohutlu, tavuklu pilavımız pişti. Nefis oldu. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum.